Selam arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün 100.000 aboneye özel bir video çekeceğim size. ile ilgili her şeyi anlatacağım. Bu videoyu çekerken şu an 100.000 abone değilim. 1.000 abone falan kaldı. Umarım yüklediğimde olmuşumdur. Olmadıysam da abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Abone olan herkese ve bu süreç boyunca YouTube'a girdiğimden beri tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Bu videoyu öncelikle hazırlarken hiçbir plan falan yoktu aklımda. Bildiğim şeyleri doğaçlama haliyle size anlatmaya çalışacağım Lee Sin hakkında her şeyi. Öncelikle abi en önemlisi ben gerçekten buna inanıyorum. Muay Thai Lee Sin kostümü oynadığınızda eğer bu kostüm varsa bu kostümle oynayın. Gerçekten belki e, benim kafamda bir şey olabilir ama ben ne zaman bu kostümle oynasam sanki... E, kombolar falan daha böyle e, Akıcı geliyor bana O yüzden bu kostümü seviyorum Bunu söylemek istedim Şimdi öncelikle Lee Sin hangi şampiyonlara göre iyi Hangi şampiyonlara karşı kötü Ona bir göz atalım size Buradan jungle listesini açtım e, Şimdi Bu videoyu izleyen herkes yüksek evada olmadığı için Tüm şampiyonları e, Değerlendireceğim sizin için sıra sıra ve hızlıca Çok üstünde durmadan Mesela bu sıradan Eee, Amumu'dur, Ekko'dur, Elise'tir, Evelynn'dir, Fiddlesticks'dir Hepsine karşı Lissin güçlü. Neden? Çünkü Lissin 1v1 savaşmayı seven ve savaştığında da güçlü olan bir şampiyon. Yani buradaki e, zayıf olan tüm şampiyonları yenebilir. Ben genellikle counter'larından bahsedersem zaten hangi şampiyonlara karşı iyi olduğu e, açık olacaktır. Bu sıraya baktığımızda e, Grace Liss'e karşı iyi bir şampiyon bence. Çünkü Grace eski ile hem armor kazanıyor bir v 1 de güçlü oluyor. Hem de e, jungle temizleme hızı olsun. Ve de E skill ile Q'nuzu da dojlayabiliyor. O yüzden Grace Lee'sine karşı iyi bir şampiyon olarak değerlendirebilirim. Şimdi yüksek EO'da pek Jax oynanmıyor. Ama düşük EO'da oynayan arkadaşlarımız varsa Jax'in E skill'inden dolayı Lee'sini çok vuramıyor size. Yani basic ataklarınızı e, dojluyor diyelim. O yüzden Jax 1v1 atmayı... E, istemeyeceğiniz bir şampiyon olması lazım jungle oynarken. Çünkü sizi yenebilir. Ama Jax güçlü bir şampiyon değil şu an jungle'da. O yüzden tereddüt etmeden bence Jax'e karşı oynayabilirsiniz Leesine. Kindred insanlar mesela şu an e, şimdiye kadar her zaman Kindred e, alındığında insanlar Lee'sini alır. Bunun nedeni Lee'sinin 1v1'de güçlü olması değil. Çünkü Kindred e, 1v1'de güçlü bir şampiyon. Q'suyla gene Q'nuzu doyurabilebiliyor ve Yüksek bir damage'ı var e, ani savaşlarda O yüzden Kindred'e karşı level 6'ya kadar farm yapmaya çalışın Kindred'e karşı adamla direkt savaşmaya çalışmayın Q'nuzu tutturursanız savaşabilirsiniz ama onun dışında Gidip adamın kafa kafaya savaşmanızı önermiyorum çünkü yener sizi Kindred Kindred'e karşı oynarken en önemli yapmanız gereken şey Lee Sin'in ultisiyle Kindred'in ultisinde olan birine veya Kindred'e direkt atmanız basit. Onun dışında alt taraflara doğru ilerlediğimizde e, Lee'sinin en büyük counter ve oynaması en zor olan şampiyon Rek'Sai. Neden? E, i̇nsanlar zaten profesyonel aralarda veya yüksek evde Lee'sin alındığında her zaman Rek'Sai alınır karşısına. Çünkü abi Rek'Sai'yi Lee'sinle hiçbir zaman Q tuttursanız bile Rek'Sai'yi atlayamazsınız. Çünkü Rek'Sai'yi W skill'i sayesinde yani yerden çıktığı gibi hem size CC atıyor hem Q'nuzun damage'ını hasarını blokluyor. Ve e, Rek'Sai'ye karşı hiçbir şekilde 1v1 kazanma şansınız yok. Çok güçlü bir şampiyon ve Lee e karşı kesinlikle e, alınması gereken bir şampiyon. O yüzden Lee Sin e oynuyorsanız Rek'Sai'ye karşı çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Herhangi bir hatanızda direkt oyunu öne geçirip kazanabilir oyunu. Buradan ilerlediğimizde Rengar. E, Rengar'da Level 6'ya kadar farm yapmanız lazım. Level 6'da bence e, ikiniz de kafa kafaya aynı itemlarla olduğunuzda Lee kazanabilirsiniz Rengar'a e karşı. Ama öyle de ona e, bir çalıda kafa atarsanız çalıya Rengar sizi kesip yine e, kazanacaktır. O da yine dikkat etmeniz gereken bir maç yap. Alt tarafa doğru ilerlediğimizde Trundle, Trundle yine level 1'de e, e, level 6'dan önce dikkat etmeniz gereken bir şampiyon. Sizi sürekli yenebiliyor. Ee, o da 1 ve 1de de çok güçlü ve level 6 olduğunda da Trundle yeni, yeniyor sizi ultisinden dolayı. Yani genel olarak bakacak olursak Trundle'dır, Rek'Sai'dır, Rengar'dır bunlar Lee'sine karşı iyi olan şampiyonlar. Benim hatırladıklarım kadarıyla onun dışında Nocturne da güzel pick Lee'sine karşı. Ama onun dışında olan tüm matchuplar ya iyi Lee ona karşı oynamanız iyi diğer şampiyonlara ya da ee, kazanabileceğiniz matchuplar o yüzden önemli olarak dikkat etmeniz gereken şampiyonlar Rek'Sai en büyük önemlisi bu bunu aklınızda e, tutun onun dışında devam edecek olursak rune seçiminden bahsedeyim biraz size rune olarak öncelikle kesinlikle bu kısımdan ilk Conqueror alınması lazım bu kısma gelindiğinde e, ortadaki rune alınması lazım bunun değişmesiyle birlikte enerji veriyor. Mesela yorumlarda görüyorum sizin için daha iyi olmaz mı abi bir dene diyenler var ama kesinlikle bu daha iyi şu anlık Lisin Lisin oynarken buraya geldiğimizde burası önemli Lisine bunu aldığınızda atak speed e, e, kısmını aldığınızda ürünün çok tatlı oluyor ve çok e, güçlü oluyor bir ve birde. ama karşıda mesela CC varsa CC'den kastım ne? Ee, mesela Leblanc E'si, Tarik E'si, Zillian'ın stun'ı. işte bildiğiniz stun olan şeyler varsa bunu almanız gerekiyor. Ee, bu e, burun stun etkilerini e, düşürüyor. Bunu almanızı öneriyorum. Öyle alın. Buradan geldiğimizde de ben e, Conqueror ile birlikte şu sağ taraftaki ne tercih ediyorum. Çok güçlü oluyorsunuz. Evet Şimdi Leeson'la le güçlü matchup'lara karşı oynuyorsanız, karşı e, yani güçlü matchup'lara karşı oynuyorsanız, Rek'Sai varsa karşınızda, Rengar varsa her zaman benim tercihim buradan 3. run olan Resolve'dan Bomb Plating ve Revitalize Türkçelerini e, bilmiyorum maalesef ama yerlerinden siz anlarsınız. Bunları almanızı tercih ediyorum. Neden? Çünkü bir Rengar üzerinize atladığında <laughs> bu runlar sayesinde hem tek yemiyorsunuz hem de savaşma şansımız oluyor. Zayıf matchuplara oynadığınızda, counter matchuplara karşı oynadığınızda Lee Sin'de bu buradan da atak speed, AD ve işte karşınızda armor varsa ee, Grace falan varsa, Rengar varsa armor alıyorsunuz. AP şampiyon varsa MR alıyorsunuz. Bu Burunu tercih etmenizi öneriyorum. Ama eğer karşınızda böyle kolay matchuplar varsa Evelynn, ee, onun dışında Gragas... Elise, Kindred bu runu almanızı tavsiye ediyorum. Domination kısmından Sudden Impact ve <laughs> Revenue Center bunlar daha agresif oynamanıza ve ve biri daha ağır kazanmanıza yardımcı olacak runlar. Run seçimi bu şekilde. Ee, şimdi biraz da Practice Tool'a girip yani özel maça girip size Lee Sin'in e, olarak hakkında ve jungle'ı nereden başlanır, nasıl temizlenir, onlar hakkında bilgi vermeye çalışayım. E, smite alalım. Jungle'da smite almanız çok önemli. Smite'sız jungle oynanmıyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar... Lee Sin'de önemli olan şey zaten klasik. E, bu item'ı alıyorsunuz ama... düşük kadar oynayan arkadaşlar varsa 3 tane health potion almak yerine... Kesinlikle doldurulabilir iksir almanız gerekiyor. Jungle oynamanın kuralı bu yani. Kesinlikle bu potu almanız lazım çünkü her zaman işinize yarıyor ve diğer pot gibi bitince yeniden almanıza gerek e, duymayacaksınız. Bu e, bu potu almanız lazım. Öncelikle bu taraftan bahsedeyim. Lee Sin ile yapabileceğiniz şeyler Lee Sin ile tek başınıza jungle başlayabilirsiniz. Birinden yardım almanıza gerek yok. Yani mesela top lane'iniz yardım etmek istemiyorsa veya bot lane'iniz sıkıntı yok. Canınız düşmeden e, kendi jungle'ınıza başlayabilirsiniz. Şimdi bu e, <laughs> size önce yapabileceğiniz şeylerden bahsedeyim. Mesela Lee Sin'de benim en çok yapmayı sevdiğim şey red buff'ımı aldıktan sonra ya mid lane'e ya top lane'e gank atmayı çok seviyorum. Burada hatta yayınlarımda olan bir klibi koyayım. Şimdi birlikte onu izleyelim. Evet gördüğünüz gibi redimi aldıktan sonra direkt mid'e doğru gittim ve e, adam flash atmasına rağmen onu kestim. İnsanlar Lee level 2'de gank atmanızı beklemeyecektir. Bu sayıdayken w, w başlayacaksınız bu arada Lee tek başlıyorsanız. W skin'inizi atıyorsunuz. İki tane auto atak. Kite diyoruz. İkinci W'yu kullanıp vurmaya devam. Bu kadar basit. Dediğim gibi Red neredeyse hiç canınız gitmeden bu kadar canınızın gitmesine önem yok. Zaten Red e, Red buff'ınız dolduracaktır. Bu şekilde buradan devam ederek böyle mid'e gank atabilirsiniz. Ya da bu saat e, bu taraftaysanız tople gank atabilirsiniz. Adamı kesmeseniz bile kesinlikle flash'ını alacaksınız yani. Bu tarafta oynuyorsanız da aynı şekilde ya bot bot lane'e ya da e, mid lane'e gank atabilirsiniz. Bu böyle gank attıktan sonra Tekrardan jungle'nıza devam edip nasıl clear'lamak istiyorsanız Genellikle ben buradan gank'imi attıktan sonra devam ederim mid <laughs> Giderim kendi blue'umu alırım Buradan kendi blue'umu Ve gromp'umu alır temizlemeye devam ederim Bu Lee Sin'i e level 2'de yapabileceğiniz bir taktik Bence deneyin kesinlikle Düşük elo'da e, kesinlikle işe yarayacaktır Yüksek elo'da bile işe yarıyor gösterdiğim gibi Diyelim ki bu taraftan başladınız ve hiç e, oyun önce bir reset diyelim. Evet, oyunumuzu resetledik. E, size dakikasıyla falan her şeyi göstermek istiyorum çünkü ne yapmanız gerektiğini. Genellikle riske atmak istemiyorum diyorsanız veya diyorsanız ki burasını ward'ladı, level 2 gank atmak istemiyorum. O yüzden size bu jungle e, temizleme şeklini, yani jungle pettingini öneriyorum. Buraya geliyoruz. E, 30 saniyeleri alalım. Hiç beklemeyelim. Benim tercih ettiğim şey tekrardan W başlıyoruz arkadaşlar. Red'den başlayacağım. Golemleri alacağım. Kuşları alacağım ve topa doğru gideceğim. Bu kadar basit. Bu tarafta e, oynuyorsanız. Red'i alıyoruz. Golemleri alıyoruz. Kuşları alıyoruz. Gene e, level 2 değil ama buradan yürüp level 3 gank bakabiliriz mi de. Aynı şekilde buradan yürüyüp level 3'te gank bakabiliriz mi de. Mid'i e, söylüyorum çünkü bence mid lane oyunun en önemli rollerinden biri ve karşı mid lane'i Geri bırakırsanız kazanma şansınız daha çok olacaktır. Redimi alıyorum normal. Bunu aldıktan sonra <laughs> golemlerime gidiyorum. İkinci kö açıyoruz. Evet kuşlarımızı doğru gidiyoruz derken e, önemli bilgiler vereyim arada. Lee oynarken kesinlikle bence ya bence diye bir şey yok yani. iyi bir Lee oyuncusu olmak istiyorsanız kesinlikle sabit kamerada oynamamanız gerekiyor. Burada potumu kullandım ve smite'ımı buradaki goleme attım. Onları söylemedim ama kaçırmayın öyle şeyleri. Smite'ı isterseniz buraya da atlatabilirsiniz saklayıp ama ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Buradan da level 3 oluyoruz. kameranızı kilitli oynamamanız gerekiyor Lee Sin oynarken. Sabit kamerayla oynayamazsınız. Hareketli kamera olması, olması lazım. Zaten yüksek eloya çıkıp daha iyi olmak istiyorsanız bu oyunda kesinlikle kameranızı değiştirmeniz lazım ki rahat oynayın. Evet. Blue'umuzu da aldıktan sonra zaten buradaki scuttle çıkmış oluyor. Ben sizle konuşurken hatta biraz daha yavaş yaptım jungle clear'ını. O yüzden tam blue'yu böyle bitirdiğinizde buradaki e, yan priyenge çıkmış oluyor ve onu al alıyorsunuz. Bu kadar basit. Dediğim gibi jungle clearlamak nasıl clearlarız? İşte nereden başlamalı ne derseniz benim genellikle yaptığım 2-3 tane şey var. İlki sizlere söylediğim gibi level 2'de red buff alıp gank atmak. Mid'e veya topa onun dışında level 3 olup red, golem, kuşlar onu alıp level 3'te mi de gank atmak ve oradan jungle'a devam etmek. Ya da şu an gösterdiğim gibi buradan normal temizlemeye başladık ve blue'umuzu aldık. Blue'yu aldıktan sonra yan piri yengeci alarak ilk temizlemeyi e, bitirmiş oluyoruz. Buradan devam edecek olursak isterseniz grompunuza ve kuşlara e, şey kurtlara devam edebilirsiniz ya da topa veya bir de gen kat atmaya bakabilirsiniz. Aynı şekilde diğer taraf için de. Bunlar yapabileceğiniz şeyler. Şimdi e, Lee'sin de kombolara geçelim. O, en merak ettiğiniz şey olması lazım. Buradan şunları kapatalım öncelikle. Kendimize bir level verelim. Abi Öncelikle size birkaç tane e, klip koyayım, inseklerle alakalı. Siz bir o klibi izleyin, koyduğum inseyi. Ben size nasıl yapıldığını anlatacağım. Şuraya bir pinkim var. Oh, bir de bak, fight aldım. yaparız, fight yaparız. Bak buraya, bak buraya, bak buraya. Çok uzaktasın. Ooo! <laughs> easy, easy money. <laughs> Bu da bilirsin, easy money. Yazım var. Evet arkadaşlar klibi izlediniz. Şimdi size öncelikle burada tekrardan yapacağım. Ondan sonra yaparken nasıl yaptığımı anlatarak tekrardan yapacağım. Evet. Ne yaptım? Öndeki şampiyona veya aynı şampiyona da olabilir. Fark etmez. Q skillimi tutturdum. Q skillime uçarken Ward jump attım ve ulti ve flash tuşuna birlikte bastım. Burayı zaten size nasıl olduğunu edit'te gösteririm. Tekrardan yapıyorum. Q skill'i, ward jump ve ulti flash. Aslında bu kombolara geçmeden önce bahsetmedim ama yapmanız gereken şey mesela bazı insanlar bu ward tuşunu 4'te değil de x'te kullanır. Benim için fark etmiyor. Ben 4 tuşuyla alıştım. Word jump, listen'a word jump. Yapmanın başka hiçbir şeyi ee, zorluğu yok. Sadece word'unuzun nereye kadar yettiğini bilmeniz lazım ve word atıp W'ye basıyoruz. Bu kadar basit. Bunu söylemedim ama bu kadar basit. Mesela diyelim ki word'unuzun yerini de bilmiyorsunuz. Ama burada word jump yapıyorsunuz. 4'e spamliyoruz ve aynı anda W'ye basıyoruz. Bu kadar basit şeyler. Hiç böyle karışık bir hali yok. Sadece bunu böyle practice tool'a girerek deneyerek yapabilirsiniz. Ward jump kombolarda çok işinize yarayacak bir şey. O yüzden bunu kesinlikle öğrenmeniz lazım kombolara geçmeden önce. Bu gösterdiğim combo Q ile uçup ulti flash. Bu aslında bir e, iyi iyi combo diyebileceğim kombolardan. Onun dışında normal bir insek kombosu var. O da nasıl? Q'nuzu in, bir insana tutturursunuz ile birlikte arkasına geçersiniz ve ulti atarsınız. Şimdi bu göstereceğim şeyi hangi anlarda yapmanız lazım? Adamın flash'ı yoksa. Çünkü flash'ı varsa genelde reaksiyon gösterecektir. Size ward attığınızda ve flash kaçacaktır. O yüzden ilk gösterdiğim komboyu o zaman uygulayabilirsiniz. Ama adamın flash'ı yoksa Q'muzu tutturuyoruz. Ward jump ulti. Bu kadar basit. Q, Q'ya uçtuk. Ward jump ulti. Ve takımınıza doğru atıyorsunuz. Hiçbir e, bence sakıncalı bir yanı yok bunun. Deneme oyununa girip e, çalışırsanız bence bir 10 denemeden 20 denemeden sonra elbet yapabilirsiniz. Bunlardan sonra sonrası böyle şeyleri bildikten sonrası ne kadar e, şampiyonla pratiğiniz olduğuna bağlı. Bu komboları gösterebileceğim kombolar bence e, tabii ki de böyle çok iyi yaptığınız kombolar olabilir mesela izliyorsunuz ya YouTube'da işte Chinese Lee'sin çok iyi oynayan Lee'sin ben elo kasmak istiyorsanız ve hero'da iyi oynamak istiyorsanız bence bu iki komboyu bilmeniz yeterli onun dışında ama bu önce size bir klip göstereyim öyle e, Chinese Lee'sin tarzı Evet gördüğünüz gibi klipte önce Q'muzu tutturduk, flash, ward jump attık ve ulti attık. O kombonun sebebi adam Q'umuzdan kaçmadan veya flashta kaçmadan mesafeyi kapattık ve adamı kestik. Dediğim gibi nasıl yapıldığını estetik olarak güzel olduğu için falan göstereceğim ama ilk iki komboyu bilirseniz oyunlarınızda zaten size kolaylık gösterecek şeyler, işinize yarayacak şeyler bunlar. Demek istiyorsanız ki ben estetik şeyler yapmak istiyorum. Q'yu attık. Flash War Jump Ulti. Tabii ki de daha hızlı olabilir. Q Flash War Jump Ulti. Q Flash War Jump Ulti. Ya dediğim gibi böyle şeyler veya Q'yu attık. Vo Önce adam uçmadan önce war jump ve Böyle yaptığınızda Adam Hiçbir şekilde reaksiyon veremez Güzel bir şey Ward jump Q tekrardan ulti Q Ward jump Q tekrardan ulti Bu kombolar işinize çok yaramaz ama Estetik Yüksek elada oynayan bir işinize yarayacak kombolar güzel duruyor ve e, YouTube videosu falan yapmak istiyorsanız işinize yarayacak kombolar diyebilirim. Ama ilk iki kombo dediğim gibi önemli. Bunlar dışında Lee Q tutturamıyorum. Abi ne yapacağım diyorsanız öncelikle size bir klip gösteriyorum. Önce bir klibi izleyelim. Geliyorum ben. Yapamaz mıyız bir şey? Deneyim. Evet. Kripte gördüğümüz gibi ne yaptım? Flash, ward, jump attım. Bunu bile atmanıza gerek yok. Flash, ward, jump attım mesafeyi kapatmak için. Ondan önce en önemlisi adama hiç Q atmayı denemedim. Çünkü dojlayabilirler. Yani herkes Q kaçırabilir. Q kaç kaçırılabilir. O yüzden önce ulti attım ve sonra ultimin gittiği yere Q attım. Gayet basit. Adamlar duvara yakın olduğunda ulti atabilirsiniz. Ondan sonra Q. Uçacağı yere. Flash atamaz veya Q'nuzu %100 tutturmuş olursunuz. Ulti ve Ulti attığınız yere Q. Ulti, Q. Bu kadar basit. Bu da işinize yarayacak bir Lee Sin kombosu. E, Q'nuzu kaçırmamak için. Lee Sin hakkında e, bu videoda e, neredeyse işte counter matchup'larından, rünlerinden kombolarından jungle nasıl temizlenirden her şeye kadar bahsettim. E, umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bir plan yapmadığım için belki e, birkaç şeyi unutmuşumdur komboyu falan ama dediğim gibi ben bu videoda öğretici amaçlı odaklanıyorum. Yoksa biz de yaparız yani anladınız mı? Güzel hareketler falan ama gerek yok. Oyun kazanmak için gerek yok öyle kombolara. Bahsettiğim gibi baştaki iki kombo önemli ve yap yaptığım şeyleri yaparsanız o genk olaylarıdır falan kesinlikle daha iyi bir lisin olacaksınızdır. Tekrardan Size teşekkür ediyorum her şey için. Abone olduğunuz için. Bu seriyi de beğendiyseniz diğer şampiyonlara yapabilirim. Hangi şampiyonu yapmak istediğimi yorumlarda belirtin. Diğer şampiyonların da böyle counter'larıyla, ile inceliklerini anlatabilirim. Bence güzel bir video oldu. Bu serinin diğer bölümünün gelmesini istiyorsanız 15.000 like bence iyi bir rakam diğer bölüm için. Diğer hero'yu da yorumlarda belirtmenizi bekliyorum tekrardan. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.